Evet sevgili koçlar, Venüs'ün tarot gezegenine hoş geldiniz. Şöyle koyalım, tamam. İlk burç olarak şanslı hissediyorum sizleri. Ben kova burcu olarak en sondaki burçlar bu konuda birazcık böyle şanssız gibi değil mi? Hemen şanssızlığı da çekmeyelim. Evet, koç burcuyla başlıyoruz. Kasım hayatında koç burcunu neler bekliyor aşk anlamında? Kasım hayatı ile ilgili koç burçlarına neler söyleyebiliriz? Bir kartlara sormak istiyorum. Bakalım Kasım hayatında koç burçlarına neler bekliyor? Kolektif adına bir açılım bu. Bakalım. Koç burçları biliyorsunuz sevgili koçlar, Merkür retrosu 20 Kasım'a kadar devam edecek ve bu Merkür retrosu eskiden öylesine kapatmış olduğunuz ya da kapatmış olduğunuzu sandığınız konuları gün yüzüne çıkarabilir. Yarım ve eksik kalmış şeyler bu ay tamamlanabilir. Kasım ayında yarım ve eksik bıraktığınız daha önceden yarım kalan şeyler tamamlanabilir. Sağlık, para, aşk her türlü düşünebilirsiniz bu yarım kalan şeyleri. Yeni yatırımlar bu ay iyi olmayabilir. Sizi uyarıyorum. 20 Kasım'dan sonraya erteleyin bunları. Ve borç, kesinlikle borç vermeyin sevgili koçlar. Peki 12 Kasım'da Boğa burcunda bir dolunayımız olacak. Maddi anlamda etkileyecek bu sizi. Ve boğaz bölgesi, diş, ağız sorunu yaşayabilirsiniz. Boğaz çakranızla alakalı bir çalışma yapın. Kanalımda bu mevcut zaten, faydalanabilirsiniz. Koç burçlarının almak istediği büyük bir şey var. Büyük bir şey. Maddi anlamda büyük bir şey var. Bunun için kendinize sıkıntı yapabilirsiniz. Ben bunu almak istiyorum deyip bir hani çok az para harcayayım ya da şuradan kısayım, buradan kısayım gibi düşünceler içerisine girebilirsiniz. Bununla alakalı bu konuda biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz. Ayın başındaki sıkıntılar ay sonunda, yeni ayda son bulacak sevgili koçlar. Şüpheleriniz kalkacak. Kesinlikle ve kesinlikle kafanızda neyle alakalı şüpheler varsa bu şüphelerin kalkacağını söyler gökyüzü. Rahata kavuşacaksınız Kasım ayı sonunda ve bu ay para konularına da biraz dikkat etmeniz gerekiyor sevgili koçlar. Bakalım aşk hayatınız ne yönde ilerleyecek Kasım ayında? Koç burçları ile ilgili şöyle koyalım. Tamam. Sevgili koçlar, Kasım ayında bir şeylerden uzaklaşmak isteyebilirsiniz. Bu uzaklaşma isteği sizin için çok hayırlı olacak. Hani bazı koç burçları tamam mı devam mı diye kendisine aşk hayatıyla ilgili böyle bir soru sorabilir. Kesinlikle uzaklaşmak sizin için daha iyi olacak ama uzaklaştığınızda gözünüz arkada kalacaksa bunu yapmayın. Ama hayırlı bir uzaklaşmak sizi çok çok rahata kavuşturacak ve aynı zamanda uzaklarda olan insanlar, ex partneriniz olabilir. O kişilerden de haber alabileceğinizi söyler kartımız. Belki hiç aklınızda olmayan bir kişi, zaten retrolarda bu tarz şeyler mümkündür. Hiç aklınızda olmayan bir kişi durup dururken size mesaj atabilir. Bir şekilde bir yerde karşılaşabilirsiniz bu kişiyle. Bu kişiden herhangi uzaklaştığınız bir kişiden de bir haber alabilirsiniz veya şu an hayatınızda sürümcemede git gel gitli olan bir ilişkiniz varsa bu kişiyi bekleyeyim mi, gideyim mi, kalayım mı gibi düşünce içerisindeysiniz. Uzaklaşmanız sizin için iyi olur diyor. Zaten retroda biliyorsunuz ayrılan bir kişi gelirse, daha önce ayrıldığımız bir partner geliyorsa retroda da bununla barışmanın iyi olmadığını her zaman söylüyoruz. Peki. Dediğim gibi ilişkinizde karmaşa olabilir. İlişkisi olmayanlar da artık kendi neden benim ilişkim yok? Ben bir ilişki istiyorum diye kafasında o karmaşayı yaratmış, yaratıyor olabilir. Biraz kendinizi bu ay sosyal faaliyetlere vermeniz sizin için iyi olacaktır. Sosyal faaliyetler hani kafanızın dağılması açısından. Çünkü ikilemde olduğunuzu görüyorum. İkilemde olanların çoğu da
burada gösteriyor. İkilemden uzaklaşacak artık, keskin kararlar verecek sevgili koçlar. Kızdığınız, sinirlendiğiniz bazı konular var. Bu konularla alakalı. Gerçi diyor ki, Saman Alevi gibi kızıyor, bir kızıyor, bir sönüyor, kim tutamıyor diyor. Peki, resmi evrak kartı. Şimdi resmi ev ama aydınlık çıktı. Mahkemelik bir durumunuz, davanız, belki boşanma davası olabilir. Belki evleneceksiniz. Bunun sizin için hayırlı olduğunu söylüyor yine aynı şekilde. Peki, duada kalın, bol bol dualar edin der kartımız. Uyumlu olduğunuz kişiyle belki ilişkisi olmayan koç burçları katıldığı bir sosyal faaliyette hayatının aşkıyla karşılaşabilir. Yine eskilerden gelebilecek kişilerden bahsediyor burada. Size bir şeyler sunabilir, aşkını sunabilir, duygularını sunabilir diyor. Tamamen size kalmış, kabul edip etmemek. Peki, eskilerden gelen kişi, çok emek sarf ettiğim kişiydi bu. Ben bunu kabul etmek istiyorum da diyebilirsiniz der kartımız. Ama dikkat edin, bakın şeytan kartı çıktı. Burada dikkat çalıştırın. Çünkü gerçekten sevgi mi? Bu gerçekten aşk mı? Nedir? Karşınızdaki insanı da iyi analiz edin. Kendi duygularınızı da iyi analiz edin der kart. Bu gerçekten sevgi mi? Ve karşınızdaki insana bir öfke, bir kızgınlığınız olduğunu da görüyorum. Acaba sadece öfkeden dolayı, hırstan dolayı mı istiyorsunuz bu insanı? Ya da gerçekten seviyor musunuz diye bir kendinize soru yöneltmeniz gerektiğini söyledi kartlarım. Evet, kafanızda bu yargıyı yapın. Evet, başarı sizinle. Anahtar kesinlikle sizin elinizde der kart. Peki. Geri dönüşler olacağını gösteriyor kartlar. Aslında her ne kadar belli etmese de duygusal bir partnerinizin olduğunu söylüyor kartlarımız. Maddi sorunu olabilir partnerinizin. Evet, bir dönüş, bakın, evet, Kasım ayında kartlar da verdi zaten. Çok ayrı olanlarınız varsa duygu yoğunluğuyla size gelecek olan bir partnerden bahsediyor burada. Size sürpriz yapıp, hatta gelişinin bile size bir sürpriz olabileceğini söylüyor duygusal partnerimiz. Su grubu olabilir veya yükselen de olabilir, güneş burcu da olabilir, ay burcu da. Bir su grubundan etkilenen bir partnerden bahsediyor burada. Evet, sensiz üzüldüm, sensiz çok acılar çektim deyip de bir geliş olabilir. Lakin tekrardan bir gidiş olacağını söyler bu kartımız. Evet, bir geliş var. Lakin tekrardan gideceğini söylüyor. Şöyle yapalım bakalım. Melek kartlarımız neler söyleyecek? Bakalım. Sevgili koçlar için, koç burçları için. Partnerine ilişkinle alakalı nutuklar çekmekten vazgeç. İlişkiye dair uzun uzun açıklamalar yapmak, nasihatler vermek, ilgi beklediğini göstermenin en etkisiz yollarından biridir. Aksine ilişki konularında kısa ve net ifadeler ilgiyi arttırır. Yani ilişkinizle ilgili nutuklar çekmeyin. Bunu davranışlarınızla bir şekilde gösterin. Uzun uzun açıklamalar yapmayın. Partnerinize nasihatler vermeyin. Niye bunu niye böyle yaptım? Bunu niye şöyle yaptım? Bu böyle olmamalıydı, bu şöyle olmamalıydı. Bakalım meleklerimizden. Merlina meleği. Kafan karışık ve karar veremiyorsun. Çünkü yeterli bilgiye sahip değilsin. Bir karara varmadan önce araştırma yap ve uzman görüşüne başvur. Sevgili koçlar, ön yargılı olmamanız gerektiğiyle alakalı bir mesaj geldi buradan. Kesinlikle ön yargılı olmayın. Yeterli bilgi, partnerinizle alakalı yeterli bilgiye sahip olmadan bir takım düşünceler içerisine girmiş olabilirsiniz der kartımız. Bu konuda bir dikkat etmeniz gerektiğiyle alakalı mesajımız geldi. Peki, ilişkisi devam eden koç burçlara
Evet, kazalara dikkat der kartlarımız. İlişkisi devam eden koç burçlarıyla alakalı geçmişe takıldığınız bir takım olaylar var. Geçmişle yaşamayın diye bir mesaj geldi. Belki partnerinizden yana geçmişte aklınızda yer etmiş ama o kötü bir olay ama bu kafanızda yer etmiş. Yalan olabilir, şiddet bile olabilir der bu kartımız. Tamam mı? Bu olay neyse, ilişkinizi devam ettirmek istiyorsanız, hala ilişkisi devam edenler için şu an bunu söylüyorum. İlişkinizi hala devam ettirmek istiyorsanız, Kasım ayını bakın, zaten retro, geçmişten bahsediyor ya, hesaplaşmalardan. Bunu bırakın. Belki bir kaza oldu, belki şiddet uygulandı, belki yalan dolan aldatmacalar oldu. Eğer siz hala bunlara rağmen bu ilişkiyi devam ettirmek istiyorsanız, o geçmişle alakalı yaşadığınız kötü olayı unutun der. Zaten burada da az önce ne mesaj geldi? Nutuk çekmekten vazgeçin. Tamam, geçmişi bırakın der. Zaten partneriniz bu durum neyse bununla alakalı kendinde bir vicdan yapıyor. Sevgili koçlar, ilişkisi devam eden koçlar, partneriniz zaten bununla alakalı bir vicdan yapıyor. Buna emin olun. Çünkü böyle devam ederse diyor, ilişki bitecek. Aynen. O geçmişe takılı kaldığınız şey neyse ondan uzaklaşmanız gerektiğini. Dediğim gibi partneriniz zaten bununla alakalı bir vicdan yapıyor. Bu konu neyse bunu zamana bırakın. Zamanla iyi olacağını, eğer bunu bu şekilde devam ettirirseniz de ilişkinin biteceğini söyler. Peki. Ah, burada. Peki bakalım ex partnerlerden tekrardan soralım. Farklı kartlarla. Peki ex partnerlerden yana koç burçlarıyla alakalı bir dönüş. Ne düşünüyor? Ex partner koç burçlarıyla ilgili ne söyleyebiliriz? Koç burçlarıyla ilgili ex partnerlerden yana bir dönüş var mı? Ex partner şu an kendini sorguluyor diyor. Size de öfkeli olduğunu söylüyor kartlarımız. Peki ex partner arada bir kadın olabilir diyor. Partneriniz belki hani aşk üçgeni olabilir bu. Aynı zamanda artık tercihini yapmış diyor. Ama bir şekilde bir oyun bir punduna uydurarak Kasım ayı içerisinde size bir dönüş yapabilir tekrardan. Ama aslında tercihini yapmış. Bu dönüşe aldanmayın sevgili koçlar. Kartımız bunu söylüyor. Aynen. Bir pişmanlık duygusu içerisinde size geri dönüş yapabilir partneriniz. Aynen. Şimdi eğer partneriniz dönmüş ise dönecekse Kasım ayında partnerinize bir süre verin. Barışmayla alakalı partnerinize bir süre verin der kartımız. Bir değişim dönüşüm tarotundan şöyle bakalım. Kasım ayı ile alakalı koç burçlarına. O süreyi verdiğiniz zaman partnerinize ikiniz de sağlıklı, tabii o süre içerisinde görüşmeye devam edeceksiniz ama bir ilişki başlatmayın. Ta ki Kasım sonuna kadar, tamam. Kim olduğumla uyumlu hayal ve hedeflere sahip olmam gerekiyor biliyorum. Kendime uygun hayaller kurarak onları hedeflere dönüştürmeye ve gerçekleştirmeye niyet ediyorum. İzin veriyorum. Bu olumlamayı yaparsanız sizin için iyi olacaktır. Kendinize hedefler koymuşsunuz lakin belki plan program hani hangi hedefi hangi hayal hangisinden başlasam diye bu konuyla alakalı belki düzgün bir plan yapamadınız kafanızda. Ya da hayallerinizi hedeflere dönüştüremiyorsunuz. Gerçekleştiremiyorsunuz. Sadece hayalde kalıyor. Onunla alakalı bir olumlama kartımız geldi değişim dönüşüm tarafından. Tekrar okuyayım. Kim olduğumla uyumlu hayal ve hedeflere sahip olmam gerekiyor biliyorum. Kendime uygun hayaller kurarak onları hedeflere dönüştürmeye ve gerçekleştirmeye niyet ediyorum. İzin veriyorum dedi değişim dönüşüm tarotumuz. Sevgili koçlar, Kasım ayı aşk hayatı ile ilgili kısaca bir göz attığımızda bu şekilde mesajlar geldi sizlere.
Her zaman aşkla kalın sevgili koçlar. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın.